Sports. Sporlar. Basketbol. Basketbol. Archery. Okçuluk. Beyzbol. Beyzbol. Badminton. Badminton. Rugby. Rugby. Marathon. Maraton. Pilates. Pilates. Futbol. Soccer. Futbol. Yoga. Yoga. Cycling. Bisiklet sürmek. Jogging. Hafif tempolu koşu. Swimming. Yüzme. Tenis. Tenis. Camping. Kamp yapmak. Skiing. Kayak yapmak. Boxing. Boks. Ice skating. Buz pateni. Rollerblading. Paten sürme. Handball. Handball. Golf. Golf. Skateboarding. Kaykayla kaymak. Bowling. Bowling. Parkur. Parkur. Wrestling. Güreş. Hiking. Trekking. Doğa yürüyüşü. Snowboarding. Kar kaya. Karate. Karate. Surfing. Surf. Ice hockey. Buz hokeyi. Taekwondo. Taekwondo. Cricket. Kriket. Place. Spor alanları. Gym. Spor salonu. Pitch. Futbol sahası. Basketball court. Basketbol sahası. Voleybol court. Voleybol sahası. Tennis court. Tenis kortu. Baseball field. Beyzbol sahası. Pool. Havuz. Ring. Ring. Track. Kayak pisti. Golf course. Golf sahası. Ring. Paten alanı. Skateboarding park. Kaykay parkı. Bowling alley. Bowling pisti. Judomat. Judo minderi. Equipments. Ekipmanlar. Ball. Top. Futbol ball. Futbol topu. Basketbol ball. Basket topu. Voleybol ball. Voleybol topu. Tenis ball. Tenis topu. Football shoes, futbol ayakkabısı, krampon. Uniform, forma. Swimming suit, mayo. Raket, raket. Gloves, eldivenler. Shuttlecock, badminton topu. Backpack, sırt çantası. Arrow, ok. Bow, yay. Helmet, kask. Karate suit, karate kıyafeti. Net, file. Vocabulary, kelimeler. Ambition, hırslı. Applaud, clap, alkışlamak. Beat, yenmek. Belt, kuşak, kemer. Champion, şampiyon. Draw, even, beraberlik. Equipments, ekipmanlar. Fast food, hazır yemek. Gold medal, altın madalya. Hurdle running race, engelli koşu yarışı. Journalist, gazeteci.
Muscular arms, kol kası. Peaceful, huzurlu. Trainers, spor ayakkabı. Injure, sakatlanmak. Kneel, sıfır. Prize, award, ödül. Race, yarış. Goalkeeper, kaleci. Cup, kupa. Score, skor. Goggles, yüzücü gözlüğü. Celebrate, kutlamak. Lose, kaybetmek. Achieve, başarmak. Hit, isabet etmek. Train, eğitim vermek. Success, başarı. Go on a diet, diyete girmek. Medal, madalya. Spectators, seyirciler. Player, oyuncu. Point, puan. Goal, gol. Referee, hakem. Athlete, atlet. Win, kazanmak. Bazı sporlar bazı fiillerle birlikte kullanılırlar. Şimdi bunlara göz atacağız. Bu fiillerimiz şunlardır. Do, yapmak. Play, oynamak. Go, gitmek. Do fiiliyle kullanılan sporlar şu şekildedir. Do yoga, yoga yapmak. Do karate, karate yapmak. Do archery, okçuluk yapmak. Go fiiliyle kullanılan sporlar ise şunlardır. Go camping, kampa gitmek. Go swimming, yüzmeye gitmek. Go ice skating, buz patenine gitmek. Play fiiliyle kullanılan sporlar ise şunlardır. Play golf, golf oynamak. Play baseball, beyzbol oynamak. Play table tennis, masa tenisi oynamak. Types of sports, spor türleri. Outdoor sports, dışarıda, açık alanda yapılan sporlar. Archery, cycling, baseball, football. Indoor sports, içeride, kapalı alanda yapılan sporlar. Bowling, wrestling, basketbol, karate. Team sports, takım halinde yapılan sporlar. Basketbol, futbol, baseball, voleybol. Individual sports, bireysel, tek başına yapılan sporlar. Archery, cycling, wrestling, karate. Geniş zaman, düzenli olarak veya belli aralıklarda yaptığımız eylemleri anlatırken kullandığımız bir zaman dilimidir. Şimdi kısacası bu zaman dilimine göz atacağız ama daha ayrıntılı ders videosuna ulaşmak ve daha fazla örnek incelemek istiyorsanız yukarıda bıraktığım linke tıklayabilirsiniz. Affirmative form, yani olumlu cümleyle başlayalım. Geniş zaman ifade etmek istiyorsak I, we, you ve they öznelerinde fiilimizin birinci halini, yani mastar eki almamış yalın halini kullanırız. Örneklere göz atalım. I play soccer every weekend. Ben her hafta sonu futbol oynarım. Play, oynamak fiili I öznesinden sonra hiçbir ek almamıştır. They drink milk twice a day. Onlar günde iki kere süt içerler. Drink, içmek fiili they öznesinden sonra hiçbir ek almamıştır. Diğer öznelerimize göz atalım. He, she ve it öznelerimizde ise fiil s takısı alır. Bu çok önemli bir bilgidir. Örneklere göz atalım. Melike reads book every night. Melike her gece kitap okur. Read fiili reads olarak değişmiştir. Yani s takısı almıştır.
He watches TV on Monday. O erkek pazartesi günü televizyon izler. He öznesinden sonra gelen watch izlemek fiili s takısı almıştır. S takısının gelme kuralları da yukarıdaki linkte mevcuttur. Simple present tense'te negatif cümle yapmak istiyorsak eğer I, we, you ve they öznelerindeki negatiflik kelimesini don't olarak kullandıktan sonra fiilimizin birinci halini yazarız. Örneklere göz atalım. I don't play guitar on Saturday. Ben cumartesi günü gitar çalmıyorum. Olumsuz bir ifade yapacağımız için I öznesinden sonra don't negatiflik ekini kullanır, ardından fiilin mastar ek almamış halini kullanırız. İkinci örneğe göz atalım. They don't eat sausage. Onlar sosis yemezler. They öznesinden sonra don't negatiflik eki ve eat yemek kelimesinin mastar birinci hali kullanılmıştır. Diğer öznelerimize bakalım. He, she ve it öznelerimizde ise olumsuzluk eki doesn't olarak kullanılır ve dikkat edin lütfen fiilin birinci hali, ek almamış hali kullanılır. Peki neden bu şekilde değiştiğini size ifade edeyim. Doesn't zaten s takısı aldığı için gelen fiilimize bir daha s takısı eklemek zorunda değiliz. Bu yüzden bu üç öznemiz olumlu halde s takısı alırken olumsuz hallerinde s takısı almazlar. Örneklere göz atalım. She doesn't wash dishes. O kız bulaşıkları yıkamaz. She öznesinden sonra doesn't olumsuzluk eki gelmiş ve daha sonra fiilimize hiçbir ek eklenmemiştir. İkinci örneğe bakıyoruz. He doesn't swim on Sunday. Pazar günleri o yüzmez. He öznesinden sonra doesn't negatiflik eki gelmiştir ve swim kelimesi hiçbir ek almadan birinci haliyle kullanılmıştır. Buraya tekrar not olarak belirtelim. Eğer doesn't kullanıyorsak cümlede fiilimiz he, she ve it öznelerinde hiçbir şekilde s takısı almaz. Bir noktaya daha değinelim. My father, my mother, my sister gibi cinsiyet bildiren özneler, Ayşe, Fatma, Mehmet gibi kız ve erkek isimleri de he, she, it kategorisinde değerlendirerek aynı kurallar çerçevesinde kullanılırlar. Simple present tense'de yani geniş zamanda eğer soru yapmak istiyorsak şu şekilde yazarız. Önce soru ekini başa yazarız. Do soru ekini yazdıktan sonra I, we, you ve they öznelerini yazarız. Ardından fiilimizin birinci halini yani ek almamış halini yazarız. Örneklere göz atalım. Do they cook pasta? Onlar makarna pişiriyor mu? Onlar makarna pişirir mi? Böyle bir soru kalıbına cevap verirken her zaman yes ya da no yani evet ve hayır olarak cevap veririz. Olumlu cevap vermek istiyorsak yes they do, evet onlar yapıyorlar. Olumsuz cevap vermek istiyorsak no they don't, hayır onlar yapmıyorlar. Dikkat etmeniz gereken ikinci nokta ise şudur. Böyle bir soruya eğer do ile başladıysak cevap verirken de kesinlikle do ile bitiririz. Yes they do gibi ya da don't ile bitiririz, no they don't gibi. Diğer öznelerimize göz atalım. Does soru ekini kullandıktan sonra he, she ve it öznelerini yazarız. Ardından fiilimize hiçbir ek eklemeden kullanırız. Tekrar ediyorum. Does kelimesinde s takısı olduğu için fiilimize bir daha s takısı eklemek zorunda değiliz. Örneklere göz atıyoruz. Does she clean home? O kız evi temizler mi? Cevap verirken yine evet ve hayır kalıplarıyla cevap veririz. Olumlu cevap verirken yes she does, evet o kız temizler. Olumsuz cevap verirken no she doesn't, hayır o kız temizlemez. Dikkat ederseniz does'la sorduğumuz için cümleleri does ya da doesn't olarak bitirdik. Simple present tense'de asıl olan öznelerdir. Fiilimiz her zaman özneye göre şekil alır. Buna dikkat ederseniz rahatlıkla soruları çözebilirsiniz. Frequency adverbs sıklık zarfları demektir. Bir eylemi ne sıklıkla yaptığımızı anlatmak için kullanırız bu zarfları. Bu zarflar simple present tense'de çok fazla kullanılır. Geniş zamanda bir eylemin sıklığını ifade ederler. Bu zarfları kullanırken özneden hemen sonra kullanırız. Yani özne ile yüklem arasında yer alırlar. Bu zarfların neler olduğuna göz atalım. Always, daima, her zaman. Usually, çoğunlukla. Generally, normally, genellikle. Often, frequently, sık sık, sıklıkla. Sometimes, bazen, ara sıra. Occasionally, zaman zaman, arada bir. Seldom, rarely, nadiren. Never, hardly ever, asla. Diğer bir sıklık zarfları ise şunlardır. Once a week,
Haftada bir kez. Once a month. Ayda bir kez. Twice a day. Günde iki kez. Three times a week. Haftada üç kez. Once, twice, three, four gibi sayı bildiren kelimelerden sonraki zaman dilimleri değişebilir. Haftada bir, ayda bir, yılda bir gibi cümlelerle kullanabiliriz bunları. How often? Ne sıklıkla demektir? How often sorusunu az önce söz ettiğimiz sıklık zarflarından bahsederken kullanırız. How often sorusuna cevap verirken de sürekli bu sıklık zarflarını kullanırız cevap olarak. Örneğin. How often do you eat pizza? Ne sıklıkla pizza yersin? I always eat pizza. Ben her zaman pizza yerim. I öznesinden hemen sonra always kelimesi geldi. Çünkü ne demiştik? Sıklık zarfları özneden hemen sonra kullanılırdı. Ve how often cevabına her zaman bir sıklık zarfıyla cevap verirdik. How often does she watch TV? O kız ne sıklıkla televizyon izliyor? She never watches TV. O kız asla televizyon izlemiyor. Never asla anlamına gelir. Dikkat ettiyseniz burada ufak bir ayrıntı vardır. She öznesinden sonra gelen fiil watch, izlemek fiili s takısı almıştır. Yani sıklık zarflarından sonra he, she ve it özneleri s takısı almaya devam eder. She doesn't, never, hardly ever watch TV. Bir cümlede iki tane negatif durumdan bahsedemezsiniz. Bu yüzden eğer never ya da hardly ever asla anlamına gelir ki bunları kullanmak istiyorsanız cümlenizde doesn't olumsuzluk ekine bir daha gerek yoktur. She sometimes rides a bike. O kız ara sıra bisiklet sürer. She öznesinden sonra bir sıklık zarfı gelmiştir ve rides sürmek kelimesi she öznesinden sonra s takısı almıştır. He drinks coffee twice a day. O günde iki kez kahve içer. He öznesinden sonra gelen drink fiili drinks olmuştur. Yani s takısı gelmiştir. Time expressions. Zaman ifadeleri anlamına gelir. Simple present tense'te kullandığımız zaman sözcüklerine göz atalım. Every day. Her gün. Every morning. Her sabah. Every evening. Her akşam. Every week. Her hafta. Every month. Her ay. At weekends. Hafta sonları. On weekdays. Hafta içi günler. In the mornings, sabahları. In the afternoons, öğlen vakitleri. In the evenings, akşamları. On Sundays, pazar günleri. On Fridays, cuma günleri. Bu zaman ifadeleri de simple present tense'de çokça kullanılır. Eğer bu zaman ifadelerinden bir tanesini kullanmak istiyorsak ya cümlenin en sonunda kullanırız ya da cümlenin başında kullanırız ama bu kez kendilerinden hemen sonra virgül eklemek zorundayız. Örneklere göz atalım. I brush my teeth every evening. Ben her akşam dişlerimi fırçalarım. Gördüğünüz gibi ilk örnekte I öznesinden sonra fiil hiçbir ek almamıştır ve ayrıca zaman ifadesi cümlenin en sonunda kullanılmıştır. İkinci örneğe bakalım. Every evening I brush my teeth. Her akşam ben dişlerimi fırçalarım. Zaman ifadesini cümlenin başına aldığımız için kendinden sonra virgül kullandık. Exercise. Şimdi öğrendiklerimize bir göz atalım. We usually blah blah dinner at 6 o'clock. Biz akşam yemeğini genellikle saat 6'da yeriz. Parantez içerisindeki have fiilini kullanmanızı istemiş sizden. İlk kuralımızı hatırlayalım. Ne demiştik? We öznesi kendinden sonra bir fiil alacaksa eğer bunu hiçbir ek almadan mastar halinde alır demiştik. Bu yüzden have fiili have olarak kalır. My father blah blah to gym every evening. Benim babam her akşam spora gider. Go fiilini kullanmanızı istiyor sizden. Burada hatırlamamız gereken iki tane kural vardı. Birincisi, öznemize bakacaktık. Çünkü simple present tense'de asıl önemli olan öznelerdi. Fiilimiz özneye göre şekillenirdi. My father, erkek cinsiyetini bildirdiği için kendinden sonra gelen fiil s takısı alırdı. Bu yüzden go fiiline s takısı ekleyeceğiz. Ama bu s takısını eklerken dikkat etmemiz gereken ikinci şey de şuydu. Eğer fiilimiz o harfiyle bitiyorsa bu s takısı nasıl gelecekti? E ve s olarak gelecekti. Yani go fiilimiz goes olacak. Peter blah blah well. Bu soruda negatif bir cümle yapmamız isteniyor. Hatırlamamız gereken yine iki tane kural vardı. Peter erkek öznesi olduğu için kendinden sonra gelen negatif ekimiz neydi?
Doesn't. Ve doesn't negatiflik ekini kullandıktan sonra fiilimiz ek alır mıydı? Hayır, almazdı. Yani doesn't swim olarak kullanırız. We blah blah any children. Yine bu soruda da negatif yapmamız isteniyor. Öznemize odaklanıyoruz. We öznesinde olumsuz kelimemiz hangisiydi? Don't'tu. Don't kendinden sonra fiile bir ek alır mıydı? Almazdı. Don't have olarak kullanırız. Blah blah she cook lunch. O kız öğle yemeği pişirir mi? Soru yapmamızı istiyor bizden. She öznesini gördük. Soru ekimiz ne olacaktı? Does. Does she cook lunch? O kız öğle yemeği pişirir mi? Ali and Ahmet play football. Ali ve Ahmet futbol oynuyor mu? Soru eki yapmamızı istiyor bizden. Ali ve Ahmet çoğul özne olduğu için they öznesi kategorisinde değerlendiririz. Yani soru ekimiz do olur.